Covid-19 salgını şu anda 229.390 kişiye bulaşmış, 84.557 kişi iyileşmiş ve 9.325 kişi bu salgından dolayı ölmüştür. Türkiye'de 189 kişiye bulaşmış, 3 vatandaşımız vefat etmiştir. Bu sayılar her gün artıyor. Şu anda küresel bir salgın haline gelmiş Covid-19 enfeksiyonunu önleyecek bir aşı veya ilaç mevcut değil. İleri yaştaki ve kritik hastalığı bulunan insanlar kötü bir şekilde etkilenmekte. Bu virüsü engelleyecek kişiler bizleriz. Konda'nın yaptığı anketlere göre halkın %97'si Covid-19'u biliyor. %85'i doğru önlemleri biliyor ancak %55'i bu önlemleri uyguluyor. Peki ya %45'i? Yani halkın yarısı bildiği halde neden uygulamıyor? Bugün devlet kafelere gitmeyi, camilere gitmeyi, maçları stadyumda izlemeyi, düğünleri ve buna benzer insanların toplu halde bulunabilecekleri her yeri yasakladı. Peki izlenimlere göre insanlar ne yapıyor? Mahallesindeki ekmeği beğenmeyip toplu taşıma aracıyla başka bir yerden ekmek almaya gidiyor. AVM'leri gezmeye gidiyorlar. Allah'ın evine virüs girmez deyip camilere girmeye çalışıyorlar. Ya da karantinadan kaçmaya çalışıp polisin yüzüne tükürüyorlar. Peki ya bu hastalığı almadığımız tedbirler yüzünden sevdiklerimize bulaştırmak, yetkililerin uyarılarını dikkate almayıp bana bir şey olmaz havasıyla ortalıkta dolaşarak sevdiğiniz insanlara verebileceğiniz zararları düşünmüyor musunuz? İtalya'da yaşayıp Covid-19 en kötü anılarını yaşayan vatandaşlarımızın açıklaması. Boğularak ölüyorlar ve yanlarına sevdikleri giremiyor. Bu söz bile mi sizlerin yapılan uyarıları ve tedbirleri dikkate alamayacak kadar annenizi, babanızı, kardeşinizi, eşinizi ve çocuklarınızı önemsemiyor musunuz? Bunları panik yapın diye söylemiyorum. Videonun devamını çok iyi dinleyin ve yapılması gerekeni yapın lütfen. Enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Covid-19'un belirtileri resimde gördüğünüz gibi virüsün görünen ilk belirtisi yüksek ateş. Daha sonra kuru öksürük ve yaklaşık bir hafta sonra da nefes darlığına yol açıyor. Bu durumda hastaların hastanede tedavi altına alınması gerekmekte. Bunlarla birlikte baş ağrısı, hapşırma, kuru öksürük, nefes darlığı, soluk almada sıkıntılar ve böbrek yetmezliği ateşiniz varsa ve hasta biriyle temasta bulunduysanız en yakın hastaneye tereddüt etmeden gidin lütfen. Peki ya nasıl korunmalıyız? Ellerinizi sık sık 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın. Su ve sabun mevcut değilse alkol bazlı el dezenfektanı kullanarak ellerinizi temizleyebilirsiniz. Ama bu alkol bazlı el dezenfektanları ellerinizde cilt sorunlarına yol açabilir. Çok fazla bunlara başvurmamaya çalışalım. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının. Covid-19 vakalarının yaşandığı bölgelere seyahat etmeyin. Çok sorunlu ise kalabalık ortamlara girmeyin. Daha yaşlı yetişkinler ve altta yatan sağlık sorunları bulunan kişiler daha ciddi hastalık riski altında olabilecekleri için riskli bölgelere seyahat etmeyi planlıyorlarsa mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalıdırlar. Zorunlu olmadıkça seyahat etmesinler. Biliyorum, inatçı oluyorlar ama bu aralar seyahat etmelerini engellemeye çalışın. Ne zaman maske takılmalıdır ve nasıl kullanılmalıdır? Sağlıklıysanız yalnızca yeni Covid-19 enfeksiyonu şüphesi olan bir kişiyle ilgileniyorsanız maske takın. Öksürüyorsanız veya hapşırıyorsanız bir maske takın. Maskeler sadece alkol bazlı dezenfektan veya sabun ve su ile sık sık yapılan el temizliği ile birlikte kullanıldığında etkilidir. Maske takarsanız nasıl kullanılacağını bilmeli ve uygun şekilde imha etmelisiniz. Maskeyi takmadan önce ellerinizi alkol bazlı dezenfektan ile temizleyin veya sabun ve su ile yıkayın. Ağız ve burnu maske ile örtün.
ve yüzünüzde maske arasında boşluk olmadığından emin olun. Maskeyi kullanırken maskeye dokunmaktan kaçının. Maskenize dokunursanız ellerinizi alkol bazlı dezenfektanla veya sabun ve su ile temizleyin. Maskeyi nemli olduğu anda yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmayın. Maskeyi arkadan çıkarın. Maskenin önüne dokunmayın. Derhal kapalı bir çöp kutusuna atın. Ellerinizi alkol bazlı dezenfektanla temizleyin veya sabun ve su ile yıkayın. Maskenizi kesinlikle ortalıkta bırakmayın ve insanların toplu kullanım alanlarına atmayın. Seyahat dönüşü öneriler. Son 14 gün içinde riskli bölgeleri seyahat ettiyseniz ve ateş, öksürük veya nefes almada zorluk çekiyorsanız derhal tıbbi yardım alın ve 14 gün içinde lütfen evde kendinizi karantinaya alın ve dışarı çıkmayın. Herhangi bir sağlık tesisine gitmeden önce telefonla arayarak son seyahatiniz ve belirtileriniz hakkında bilgi verin. Hastalığınızı bulaştırmamak için diğer insanlarla temastan kaçının. Hastayken kesinlikle seyahat etmeyin. Kendinizi ve diğer insanları hasta olmaktan korumak için öksürdükten ve hapşırdıktan sonra, hasta ile ilgilendikten sonra, yemek hazırlamadan önce, yemek hazırlarken ve sonrasında, yemek yedikten sonra, elleriniz kirlendiğinde, hayvanlara veya hayvan atıklarına dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın. Elleriniz görünür şekilde kirlendiği zaman sabun ve akan suyla yıkayın. Elleriniz görünür şekilde kirli değilse su ve sabunla yıkayın veya alkol bazlı el temizleyicisi kullanın. Hasta bakımı sonrası ve öksürüp hapşırdıktan sonra ellerinizi temizleyin. Sebzeler. Bu sebzelerin en önemlileri lahana, karnabahar, turp, sarımsak ve soğandır. Mantar, ıspanak, maydanoz ve kırmızı pancar bağışıklık sistemini güçlendiren diğer sebzelerdir. Meyveler. Bağışıklık sistemine güç veren meyvelerin ilk sırasında portakal, limon, greyfurt, mandalina yani turunçgiller yer alır. Bu listeye yeni dahil olan meyveler ise nar ve muzdur. Kuru yemişler ve yağlı tohumlar. Bağışıklığı güçlendiren kuru yemişlerde ilk sırada badem vardır. Listeye fındık ve ceviz de eklemeniz uygun olur. Ancak yüksek kalorili olduklarından dikkatli tüketilmelerinde fayda var. Keten tohumu yağlı tohumlar içinde omega 3'ten zengin yapısı nedeniyle en güçlü olanıdır. Değişik alternatif isterseniz chia tohumunu da deneyebilirsiniz. Onu ayçiçeği çekirdeği izler. Şalgam ve boza. İkisi de probiyotik ve prebiyotik zengini geleneksel besinlerdir. Yaz-kış tüketilebildiği için şalgam biraz daha şanslıdır. Ayrıca şalgamın antioksidan gücü de bozadan daha fazladır. Çay. Yeşil veya geleneksel siyah çay, hangisini içerseniz için ikisi de bağışıklık dostudur. Bu listeye ıhlamur, zencefil ve tarçın çayını da ekleyebilirsiniz. Prebiyotik gıdalar. Olgunlaşmamış muz, bamya, pırasa, elma, yer elması, pancar, kereviz bence en önemlileridir. Yoğurt. Probiyotik bakteriler, proteinler, D ve B vitaminleri, kalsiyum ve diğer vitaminlerden zengin yapısı, içindeki omega 3 gibi süper yağlarla birleşince yoğurt otomatik olarak birinci sıraya yerleşiyor. Kefir. Tam bir probiyotik bombası olarak bilinen kefir, en güçlü, en etkili bağışıklık güçlendirici içecektir. Turşular. Turşuların hepsi güçlü birer bağışıklık dostudur. Balık. Omega 3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği, bağışıklık dostu besinler sıralamasında balığı önemli ve ayrı bir konuma getirir. Bağışıklık sisteminizi bu gıdalarla destekleyebilirsiniz. Lütfen bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bu süreçte yaşlı akrabalarımızı ziyaret etmemeye de önem gösterelim. En çok ileri yaştaki insanlarımızı vuruyor bu hastalık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.